Evet hoş geldiniz arkadaşlar. Bu dersimize data mining yani veri madenciliğinde entropi konusunu sizlere anlatacağız. Bunlarla ilgili soru çözümünü bir sonraki videoda yapacağım. Dilerseniz direkt o videoya da geçebilir isteyenler. Evet başlayalım. Öncelikle entropinin tanımından ne olduğundan bahsedeceğiz. Data'nın içinde ne kadar bilgi olduğunu bizlere gösteriyor. Düzensizliğin bir ölçüsüdür. Zaten bu lisede falan biyoloji dersinde falan anlatılır. Düzensizliğin bir ölçüsüdür diye. Burada da aynı anlamda. Biz bunu neden kullanıyoruz? Tabii ki de karar ağaçlarının çiziminde, information gain gibi hesaplamalarda kullanıyoruz. Baktığımızda burada karar ağaçlarını çizerken bilindiği gibi en yüksek information gain root düğüm olarak kabul edilir. Ardından karar ağacı çizilir. İşte information gain'i hesaplarken de genel entropiden o sütuna ait entropiyi çıkarırız. Bunları bir sonraki videolarda karar ağaçları videolarında göstereceğiz. Şimdi örneğin bize bu şekilde bir resim verilsin Bunun olasılığını biz nasıl buluruz arkadaşlar? Tüm olasılıkları çarparak buluruz. Burada kırmızılar ve maviler eşit olduğu için herkes için de %50, %50 değildir. Yani şuradan, evet kalem çok büyükmüş, geri alalım. Yani arkadaşlar şuradan mesela 0.50 gelir. Bu 0.50 ile yanındakini çarparız. O da aynı şekilde 0.50. Benzer şekilde yanındaki kırmızıyı çarparız. 0.50. E bunlar da aynı sayıda olduğundan dolayı çarpı 0.50. Tabi hepsini çarpıyoruz. Bakın bu bunun devamı. Çarpı 0.50 gibi hesaplanır. Yazalım hadi yazmışken. 0.50 ve 0.50. Mesela bunun olasılığı nedir? Bunun olasılığı 1'dir. Neden? Çünkü sadece tek renk olduğu için 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 biçimindedir. E buna baktığınızda kırmızılar daha çok yani kırmızılar bunun %75'ini kapsıyor. O yüzden 0.75 çarpı buna da aynısını yazacaksınız. Sonra çarpı diyeceksiniz 0.25 yani yer olmadığı için göstermiyorum hepsini. Sonra çarpı diyeceksiniz tekrardan 0.75'i yazacaksınız. Buna baktığınızda 0.50 yarı yarıya çünkü ikisi. Bunları matematiksel olarak direkt kafadan bulamıyorsanız 2 böl 4 biçimde yazabilirsiniz. 0.50 çarpı 0.50 çarpı bu da 0.50 çarpı 0.50 4 kere 0.50'yi çarpacaksınız. Biz bunlara olasılık diyoruz sevgili gençler. Şimdi ne kadar fazla renk o kadar düzensiz demişiz. Evet entropi düzensizliğin bir ölçüsüdür. O yüzden farklı renkler olduğunda orada entropi o kadar yüksek olacaktır. Şimdi mesela bu şu üç şekle baktığınızda entropisi en yüksek olan tabii ki de en sağdakidir. Neden? E çünkü bunu da ne kadar düzensiz olduğunu görüyorsunuz. İki tane kırmızı, iki tane mavi. Yani ne kadar fazla renk diyoruz. Mesela buraya bir tane daha kırmızı gelse, bir tane daha mavi gelse ne oluyor? 3 3 oluyor. Bir anlamı kalmıyor ama yeşil koyalım bir tane daha. Bakın renk sayımız artmış oluyor. Şimdi şu örneğimize bakalım. Bu örneğimizdeki olasılıkları hesaplayalım. Şimdi 3 bölü 4 zaten bu kırmızıların sayısı. Dolayısıyla şuraya 0,75 çarpı. Aralarda çarpı var. 0,75 çarpı 0,75. Bu da 1 bölü 4'ten 25 ile genişletirsek 0,25 bulunur. Buna bakalım. İkisi eşit eşit. Dolayısıyla buraya 0,50. Buraya da 0,50 gelir. E buraya baktığımızda buraya da 0, 50 gelecektir. E bu da zaten mavi. Dolayısıyla bu da 0,50'dir. Data mining işleminde bize en çok yardımcı olan az renk olanıdır. Evet tabii ki de az renk olursa işimiz daha da kolaydır. düşürseniz de burada 20'ye yakın renk tonu kullanılmış. O zaman işimiz oldukça zorlaşacaktır. Şu ana kadar dikkat edin entropi ile ilgili herhangi bir formül göstermedik. Şu an entropinin ne olduğundan bahsettik. Düzensizliğin bir ölçüsü olduğundan, information gain ve decision tree çiziminde kullanıldığından, bunun dışında düzensizlik kavramından bahsettik. Data mining ile ilişkisinden bahsettik. Şimdi gelelim entropinin formülüne. Entropinin formülü eksi m bölü m artı n çarpı logaritma içerisinde log 2 tabanında olacak yazmamışım. Log 2 tabanında m bölü m artı n eksi n bölü m artı n çarpı logaritma 2 tabanında n bölü m artı n biçiminde olacaktır. Şimdi baktığımızda sevgili gençler biz bu soruların çözümünü bu şekilde yapacağız ama herhangi bir soru yok. Dilerseniz şöyle kısa bir soru yapalım şuraya. Sorumuz şu şekilde olsun. Bir dakika ben de örnek bir soru vardı hemen bakayım. Evet mavilerin sayısı 16 adet olsun. Şöyle mavi toplarımız olsun. Bakın şurayı çiziyorum. 16 adet olsun. Ve bizim bunun dışında nelerimiz olsun kırmızılarımız olsun Tabii ki pembe olsun şöyle 14 adet bunun gelin hep beraber entropisini hesaplayalım şu şekilde hesaplanır. Şimdi m değeri ilk durum yani bu m'dir bu da n'dir bakın hiç formülü bile aslında bilmenize gerek yok ben şöyle yapıyorum direkt m'yi yazıyorum 16 tamamını yazıyorum. 30. Başında eksi var bu arada. Şöyle. Çarpı logaritma içerisinde aynısını yazacaksınız. Tabi log 2 parantezinde 16 bölü 30. Parantez kapacaksınız. Eksi tam tersi bu sefer. 14 bölü. Ne için? Bakın formüle bakmaya gerek yok. Mantığı basit. Formüle de basit gerçi. 14 bölü 30 çarpı logaritma 2 parantezinde 14 bölü 30 olarak bulunuyor. Tabii ki birazcık daha gelişmiş bir hesap makinesi alırsanız sizin için daha iyi olur. Çünkü log 2 yazmakla uğraşmazsanız direkt oradan güzel bir biçimde seçersiniz. Bazı hesap makinelerinde zor oluyor. Şimdi bu işlemleri yaptığımızda arkadaşlar eksi 16 bölü 30 çarpı logaritma 2 parantezinde 2 tabanında 16 bölü 30 eksi 14 bölü 30 çarpı logaritma 2 tabanında 14 bölü 30 yaptığımızda biz bunun entropisini 0,99 olarak buluyoruz. Siz dilerseniz hesap makinesinden bu işlemi yapıp kontrol edebilirsiniz. Ben yine bu tarz bir soruyu aynı tarz sadece rakamları değişik bir soruyu çözeceğim. Ardından biz data mining'de zaten karışık sütunlarda bu işlemleri yapacağız. Yani böyle top mop olmayacak. Bu sadece giriş konusuydu. Normal sütunlarımız olacak sevgili gençler. Biz bunu information gain ve decision tree'de kullanacağımızı belirttik. Son bir kez daha hızlıca bir tekrar edelim arkadaşlar çok da fazla uzatmadan. Şimdi data mining'de veri madenciliği konusunda entropi dersinde entropiyi anlatıyoruz. Data mining'in içinde ne kadar bilgi olduğunu gösteriyor. Zaten görüldüğü gibi Buradan aklınıza da kalabilir bakın içinde düzensizliğin bir ölçüsü entropi düzensizlik demektir. Ne kadar farklı renk olursa düzensizlik o kadar fazladır. Yani ne kadar düzensizse entropisi o kadar fazladır. Decision tree çizimi ve information gain hesaplamada kullanılır. Ne kadar fazla renk o kadar düzensiz entropi o kadar yüksek. Şuraya baktığınızda kırmızı olma olasılığı kaçtır? 3 bölü 6. Yani 1 bölü 2. Yani 50 ile genişletirseniz 0.50 yüzde 50. 0.50 çarpı 0.50 çarpı 0.50 çarpı. Maviler de aynı şekilde 0.50 çarpı 0.50 çarpı 0.50 çarpı, çarpı biçiminde. Bunu artık siz kendiniz Hesaplarsanız. Sonra buna bakalım. Burada zaten hepsi aynı renk olduğu için 1 çarpı 1 çarpı 1 çarpı 1 çünkü 4 bölü 4'ten geliyor. Buna baktığınızda 3 bölü 4 çünkü 3 tane kırmızı var. Tüm durum 4. Dolayısıyla bunun olasılığı 0.75 çarpı 0.75 çarpı 0.25 çarpı 0.75 Buna baktığınızda her ikisinden de Eşit sayıda olduğunu görüyorsunuz. Dolayısıyla 0.7 çarpı 0.50 çarpı 0.50 çarpı 0.50. Ne kadar fazla renk o kadar düzensiz entropi o kadar yüksek dedik. Şuradaki olasılıklarına bakalım. 3 tane kırmızı var. Dolayısıyla kırmızı olma olasılığı 3 bölü 4. 3 bölü 4 de 0.75. Yani 0.75'leri 3 kere çarpıyoruz. Ardından bu bulduğumuz değeri 0.25'e çarpıyoruz. Şuna bakalım. Zaten bununla şu aynı eşit verilmiş. Dolayısıyla 0.50 çarpı 0.50 çarpı 4 kere çarpıyoruz. Son olarak data mining işleminde bize en çok yardımcı olan az renk olanıdır dedik. Çünkü karmaşıklığı sevmeyiz. O veriyi açıklaması, cleaning etmesi zordur. Bilindiği gibi biz data miningde datadan knowledge yani information elde etmeye çalışıyoruz. 3 aşamamız vardı. Data preprocessing, data mining ve data post processing gibi işlemlerimiz vardı. Şimdi buraya baktığımızda burada da işte bu konunun özeti olan entropinin formülü. Eksi m bölü m artı ne çarpı logaritma iki parantezinde m bölü m artı n eksi n bölü m artı ne çarpı logaritma iki tabanında n bölü m artı ne biçimindedir. Burada m ve arkadaşlar sorunun verdiği ilk durum m ikinci durum nedir yani formülü bilmeniz gerek gerek yok. Evet, şimdi ben bir sonraki videoda aynı bu tarz basit bir soru daha çözeceğim, iyice pekişsin diye. Ardından bakalım bir sonraki konumuz neymiş? Bir sonraki konumuz da arkadaşlar kocaman sütunlar vereceğiz. Yani büyük bir training data vereceğiz. O datadan entropi hesabı yapacağız. Evet, bugünlük bu kadardı. Bir başka videoda görüşmek üzere diyorum. Allah'a emanet olun.